Şimdi Zorbay Küçük edindiğim bilgilere göre bir önceki Zorbay küçük, sorun büyük hocam. bu uydu. Kafiyeli oldu. Zorbay Küçük bir önceki MHK'ye, bu şu anki MHK'ye, bundan önceki MHK'ye sözlü olarak dört büyük takımın başına çıkmak istemediğini ifade etmiş. Bir önceki dönem. O şey miydi Zorbay? Zorbay Küçük. Zorbay. Sonra bu sene de başka yine büyük takımın bir tanesini hakkında ben bu takımın başına çıkmak istemiyorum diye yazılı bir dilekçe vermiş. Allah Allah. Bunu ifade edemiyorum Bu ama FIFA hakemi şimdi geliyorum. ki hangi takıma? Fenerbahçe, Galatasaray'dan Onu biri mi? vermeyeyim. Onlardan biri Onu demek ki. vermeyeyim. Yani Beşiktaş dört oynuyor. büyükten bir tanesi Ha, seçerek yanlış Trabzon'da olur. olabilir. Ona vermiş. Demiş ki ben Onu de çıkmak düşünelim. istemiyorum diye içeriden aldığımız ve iddia edilen hakemler arasında konuşulan bilgi bu. Söyleyin hocam, bu kadar söylediniz. Şimdi geleceğim Bence nokta belli şu. o takım. Daha önce yaşadı ya Arda Turanlar'la problem falan, Ali Sami Yen'de Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Zaten Değil mi? Değil mi hocam? Onunla ciddi problem yaşadılar. Arda Turan işte bir sürü şey falan falan. Arda o zaman oyuncuydu Galatasaray'da. şimdi bunlar bir FIFA hakemisin, Süper Lig'in kadrosundasın. Tırnak içinde Süper Lig'de şu ana kadar bulunan hakemler içinde de Allah kimseye vermesin tabii ki bir sakatlık yaşadı, ameliyatlar yaşadı iki kez. Kendisine hakem camiası bu konuda çok büyük destek verdi. İyileşti, sahalara döndü, FIFA Evet, hakemliğine ciddi geldi. sakatlık yaşadı. Girdi, tekrar çıktı, bir sene sonra tekrar girdi ve hakem camiası onu sırtında iyi taşıdı. Şimdi iyileştikten sonra tabii ki maçlarda sıkıntı yaşayacaksın. Senin bir hakem olarak ben bu dört büyük takım başına çıkmıyorum, çıkmayayım, bana vermeyin deme gibi lüksün yok. Öyle bir şey yok. Samsun'a gideceksin, Rize'ye gideceksin, Bodrum'a gideceksin. Gözden ırak maçları yöneteceksin. Sistemin içinde kalacaksın. Arkadaşların dört büyük müsa takım maçını yönetecek. Bütün eleştirilere göğüs gelecekler ki dört büyük takım maçı geldiği zaman eleştiriler tavan yapıyor. Tacı bile bir yanlış tacı bile gündem oluşturuyor. Eskiden hakemler derbi maç, büyük maç alma isterdi, parası daha yüksek diye. Şimdi kaçıyorlar ha. Derbi de iki katıydı. Bir ara üç katı oldu. Sonra normale döndü. Şimdi normal ama Nasıl normal? Derbinin parası ya normal maçın parası aynı aynı mı? aynı hiçbir şey O değişmiyor. zaman ben de istemem hocam. Şimdi derbi maçı değil. Dört büyük takımın maçını istemiyor. Dört büyük takım birbiriyle oynadığı maç değil. Onu hiç Yani istemez. Normal dört büyük onu takımın oynadığı maçı istemeyen derbi ister mi? şimdi geleceğim bu anlayış ve düşünceden sonra sen Bodrum'da, Samsun'da, Adana'da maç yönetip Adanalı olduğu için Adana maçı yönetemezdi. Rize'de maç Geçen yöneteceksin. hafta Başakşehir Bodrum Ha, yönetmiş. oradaydın. Orada iki tane kırmızı kart direkt çıkardı. Alkışladık. Eminim gözlemcisi de en az iki tane bonus vermiş. Çünkü VAR'a gitmeden çat çat iki kırmızı çıkardı. %100 doğruydu. Güzel bir reaksiyon gösterdi. Ve o reaksiyon üzerine başarılı bulunduğu için sanırım başarılı onlar da yani gözlemcisi de büyük not verdiği için buraya geldi. Şimdi ben bu maçlara çıkmam diye diye geçmişe O demek ki çıkmayınca kafasında bir çıkamayınca şeye neden bu olmuş. akşam bu maçın temposuna uyum sağlayamadı. Örtüşmedi. Maçın temposu, Bir de maçta tempolu. kararlar, maçın akışı, Şey, hızı, hızlı. oyuncuların becerileri falan falan derken maçın temposu yüksekti Tabii. baktığınız zaman. Hakem olarak sen Anadolu'da gezip arka tarafta kaba tabirle lay lay lom yaparsan buraya geldiğiniz zaman bu şekilde sıkıntı yaşarsın. Bir de tespit ettiğim ne kadar doğru bilmiyorum. Maçın akışı içerisinde sanırım sakatlık gibi bir durum yaşıyor. Öyle mi? Evet yani fiziki olarak koşmadan maç yönetti. Orta sahadan maç yönetti. Baktığınız pozisyonları bilmiyorum. Her pozisyon en az 40 metre, 30 metre. İlk dakikalarda bir ayağı bir boşa gitti. Maçta başında hemen oldu. Ondan sonra da koşuş stiline baktığım O zaman zaman dördüncüye bıraksın madem. koşu stiline Olmuyor mu? baktığım zaman geçmişte de ameliyatları olduğu için bu benim tahminim. Yanlış olabilirim de. Neden bu kadar pozisyonda uzak kalıyorsun? Bir hakem Bir sahada dinamik ağrısızı hakemlik yapması hissetmiş lazım. olabilir. Ben bunu dedim olsa olsa bundan orta yuvarlakta basmadığı yer kalmadı. O yüzden bu verdiği kararlar kabul görmedi. Yardımcılar da sahadaki hakeme uydular. Trio uyumsuz, formsuz bir performans sergilediler. Kötü bir performans sergilediler bu akşam. Detaylandıracağız. Vallahi bence de VAR kötü. hakemi Mustafa İlker Coşkun'u kutlamak lazım. Müdahaleleri doğruydu. Sahada taçlar yanlış çıkmayan topa taç vermeler, korneri out vermeler. Bunları yaşadık bu akşam. Ufak ufak bakın şöyledir maçlarda. Bu tarafta bir yanlış taç verirsin.
Öbür tarafta oradaki 200, 300 veya 1000 seyirci bir uuu yapar. Sonra bu tarafa gelsin, avutu korner, korner avut verirsin. 2000 kale arkası bir bağırır. Bir süre sonra bütün stat senin aleyhine döner. Neden? Ufak ufak minor hatalar major tepkiye getirdi seni. Sen de maçın içine giremeyince maçın yönetim balansını bir türlü oturtamadı. Mesela arkadaşlarım uyarıyor. Son bölümde şimdi şey ölçüyor ya, avar süreyi tespit ediyor değil mi hocam? Hmm. Evet. Avar bakıyor. Sürekli bitireyim mi diye soruyormuş süreyi. Onu da tutmadı demek ki. Ekstra zamanı da topun oyunda olmadığı zamanı. O dediğim sıkıntıya geliyor herhalde. Maçın içine giremedi, balansı oturtamadı. Sanırım bedensel de bir fiziksel de bir rahatsızlık hissetti maçta. Israrla da maçı tamamlamak istedi herhalde. Sorun yaratmak istememek için. Ama bu sefer daha büyük sorun yarattı. Maçın içine nasıl giremedi? İki kere topu kontrol etti ya. İki kere vurdu buna yani. Yani maçın içinde tamamen. Maçın çok içine girdi yani, hocam. Bugün ama hakemlerimizde o problem var. Bugün Samsun maçında da Kadir Sağlam. Bir pozisyon yok, tak buna çarpıyor yani. Bunlar koşacakları, hocam burada kaç haftadır anlatıyor. Anlatıyorum. Biz burada yıllardır konuşuyoruz. Koşacakları, yerleri bilmiyorlar. Topun nereye gideceğini sezmiyorlar hocam. Bunlar, ya bir şey de demek istemiyorum. Oyunu okumayla ilgili. Frene basayım tamam. Şimdi az önce ne dediniz? Real hocam ne dedik? Yaydı dedi Beşiktaş kanatlara değil mi? Oyunu genişletti. Genişletti, evet. Geniş alanı. Şimdi sen bu geniş alana yaydığını seyrederken hocam görüyorsa, seyrederken ben görüyorsam o da sahada yönetirken görecek. Rafa Silva'nın karşısına kim geliyor? Melih mi geliyor? Yoksa onun yanındaki o Mitsu. O mu geliyor? O mu basıyor? O mu oynatmak istemiyor tam karşısında? Bunları çözecek. Yaparken değişerek fauller mi yapıyorlar? Maçta önce Melih, sonra Hasan, sonra Hüseyin mi yapıyor? Değil mi? Doğru. Maçta en doğru hareketi yaptı yani kendi açısından. Bir pozisyonda Rafa Silva topu aldı. Arkadan hangisi bir foul yaptı yani. Sarı kartlı foul yaptı. Tamam. Top Immobile'ye geldi, oynattı. Pozisyon oldu. Tamam. Immobile kaçırdı. Mesela yapması gereken gidip sarı kart gösterecek. Çünkü darbeyle yani oyuncu ona kesme. Sarı kartı gösterse harika bir iş yapmak harika bir iş yapmış olacak. Ama seyirci yaptı? Bile isyan etti kart göstermeye. Çünkü Rafa Silva'ya arkadan direkt sarı kartlık bir foul. O 5. dakikadaki pozisyonundan bahsediyor. Immobile'ye pas verdi, avantaja bıraktı. İkinci ara. Tamam. Immobile'ye geldi top ceza sahasına yani dışından girdi. Mesela başta var bir tane de. Başta çok var ya. Çok avantaja var. Bıraktın. Şimdi. Sonra Beşiktaş'ta diğer oyuncuya geçti. Vurdu. Savunmadan avantaj bitti artık. Bir daha geriye dönmek değildi. O ilk yarısı. Ya. Yani, oyun durduğunda sarıyı göster. Hocamla konuştuk. Şimdi burada faul var. Çok evet. Güzel faule galiba evet. Rafa Silva yapıyor. Rafa sert Silva hareket yapıldı. Tek kontrolsüz bir hareket, net sarı kart. Sarı kartlık hareket yine Rafa Silva'ya bu arada. Garibim. Evet. Sürekli yapıyorlar onu hareket. Gitti top. Immobile vurdu. Bitti. Avantaj artık bitti artık. Bitti avantaj. Aksiyon bitti. Aksiyon döndü bitti. Robin Yalçın'a. Robin Yalçın'a. Sen bırak sarı pozisyonu tamam. Durduğu zaman oyun göster Robin Yalçın'a. Tekrar buradan faul verdi. Ya geriye pozisyon geldi. Bitmiş. İki pozisyon geriye geldi. Böyle İkinci bir yarıdaki uygulamaz. Aynı FIFA pozisyon. Hakemiz. İkinci evet. Yarıdaki aynı pozisyon. Gene Rafa Silva'ya faul. Immobile'ye geldi. Oynattı. Immobile girdi. Şut attı. Bu sefer dönüp faul vermedi. Çünkü Yok. Dön sarı kartı göster. Dön sarı kartı göstermesi lazım.